Abdullah Yılmaz, 55 yaşında, Tepeönü Köyü. Nadim Özdemir, 75 yaşında, Yeşilyurt Mahallesi, 9. Sokak. Arif Avşar, 30 yaşında, Fatih Mahallesi, Abdülhamit Han Caddesi, No 28. Hayriye Koç, Hafik Nakil. Durmuş Karakaya, Altın Yayla Nakil. Hatun Akbaş, Tokat Serçi Köyü Nakil. Şerife Yılmaz, Kangal Nakil. Turan Aydın, Kangal Nakil. Bizler de 4 Eylül TV olarak vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Eylül TV Ana Haber'den mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Tarihler 21 Ocağı gösteriyor bugün. 21 Ocak 2016 günlerden Perşembe. Haber merkezi ekiplerimizin gün boyu derlemiş olduğu haberleri ekranlarımıza getireceğiz. Ama onun öncesinde dilerseniz ilk olarak gündemden öne çıkan başlıklara birlikte bir göz atalım. Sivas Protokolü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evini ziyaret etti. Sivas Valiliği 2012 yılında hayata geçirdiği Kimsesizler Oteli uygulaması ile soğuk kış günlerinde sokakta kalan kişilerin umudu oldu. 2015-2016 eğitim öğretim yılı ilk dönemi yarın sona eriyor. Psikolog Betül Ürgüp 4 Eylül TV Ana Haber bülteninde karnelerle ilgili velilere önemli açıklamalarda bulunacak. Sivas 58 Kadın Girişimciler Derneği, sokak kedilerinin dondurucu soğuktan etkilenmemesi için yaptırdıkları kedi barınak evlerini sokaklara yerleştirdi. Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrol uygulaması sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 5 kilo 100 gram esrar bulundu. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV Ana Haber'de. Efendim İl Protokolü bugün Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evini ziyaret etti. Sivas Valisi Halim Barut, eşi Miyase Barut'la birlikte, Belediye Başkanı Sami Aydın eşi Yurdagül Aydın'la birlikte ve vali yardımcıları ve eşleri hep birlikte bugün çocuklarla yakından ilgilendi. Heyecanlı oldukları gözlenen çocukların mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu. Dışarıdasın sürekli. Hep böyle şimdi zaten çocuklar kadınlar fazla. Vali Halim Barut ve eşi Miyase Barut, Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı 18 çocuk evinden biri olan Kardeşler Çocuk Evi'ni ziyarette bulundu. Şu an tabii ki bu bir istek, bir hedef. Hedefler değişecek. Ben mühendislik istiyorum. Neden inşaat mühendisliği istiyorum? Çünkü matematik fizik de alıyor. Ben de matematik ve fizikim çok iyi oldu. Bu alanlarım var. Ziyarette Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurda Gülaydın, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı ve Nilgün Kalaylı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği Başkanı Sultan Esmer ve gönül elçileri de yer aldı. Ve çocuk aldılar, imtihanı yenilediler. Yani bir senede iki defa üniversite imtihanına girdim ben, bir sene içinde. 19 Eylül'de tekrar imtihana girdim. Ziyaret sırasında aile ortamında yaşanan ev sakinleriyle sohbet eden Vali Halim Barut ve eşi Miyase Barut, çocuklarla yakından ilgilendi. Alan arkadaşlarım var, iptal edilince... Ev sakinleri de Barut'a ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne ve böyle bir imkanı sağladıklarından dolayı teşekkür ederek bu ortamda çok mutlu ve huzurlu olduklarını söylediler. Aşk gençliği, kadının yeri farklı, erken çalışmanın çok farklıdır. Biraz da güç önemli. Şu an tabii ki bu bir istek, bir hedef. Hedefler değişecek. Ben mühendislik istiyorum. Neden inşaat mühendisliği istiyorum? Çünkü matematik fizik de alıyor. Ben de matematik ve fizikim çok iyi oldu. Bu alanda yönelik.
Ziyarette konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut ise kardeşler ve çocuk evinde koruma ve bakım altında kalan çocukların başarılarından bahsederek onlarla gurur duyduklarını ifade etti. Efendim, Sivas'ta 2012 yılında hayata geçirilen Kimsesizler Oteli uygulaması kapsamında Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hizmet alımı yöntemiyle kiralanan bir otel soğuk kış günlerinde evsizlerin ve kimsesizlerin umudu oldu. Kalacak bir yerleri olmadığı için sokakta yaşayanların hayatta kalma mücadelesine destek olan Sivas Valiliği, 2012 yılında hayata geçirdiği Kimsesizler Oteli uygulaması ile soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşların umudu oldu. Dün yarın olsa bugün perşembe olur. Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hizmet alımı ile kiralanan Paşabey Mahallesi Kurşunlu Caddesi'ndeki otel, soğuk havaların etkisini iyiden iyi hissettirdiği şu günlerde barınacak bir yeri olmayanların adeta evi haline geldi. Bu hizmeti biz veriyoruz. Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak özellikle kış aylarında dışarıda kalan evsiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımızın soğuk hava şartlarından, koşullarından etkilenmemeleri için bir otel konaklama hizmetimiz var. Bu hizmeti biz hizmet alımı şeklinde yapıyoruz. Bir otelimizle anlaşıyoruz ve bu ihtiyaç sahibi dışarıda kalan, soğukta kalan kış aylarındaki bu vatandaşlarımızı burada konaklatıyoruz kış dönemi boyunca. Televizyon, internet ve 24 saat sıcak su imkanının sunulduğu otelin diğer otellerden ise neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor. Hizmet alımı yapmış olduğumuz otelimizde vatandaşlarımızın kahvaltıları, öğle yemekleri ve akşam yemekleri karşılanıyor. Ayrıca siz de gezdiğiniz otelimizi 24 saat sıcak suyu var, internet hizmeti var, televizyonu var ve kaloriferli bir otel. Tüm barınma imkanını burada buluyor bu vatandaşlarımız. Kimsesizler Oteli'nin konukları ise genellikle otogarda, parklarda ve cami bahçelerinde kalan kişilerden oluşuyor. Yani otogarda, tren garında, bazen cami avlusunda gibi değişik kamusal alanlarda tespit edilen böyle vatandaşlarımız varsa ilgili kurumlar, resmi görevliler bize bildiriyorlar bu kişileri. Biz de çok acil bir şekilde 7/24 bu kişilere ulaşıyoruz ve otelimize alıyoruz. Soğuktan etkilenmemeleri için otelimizde konaklatıyoruz bu vatandaşları. Otelde kalan konukların hepsi Türk değil tabii ki. Ülkelerindeki savaş, iç karışıklıklar ve siyasi nedenlerle Suriye ve Afganistan'dan gelen mülteciler de bu otelde geçici süreyle konaklayabiliyor. Dışarıda kalan kış aylarında evsiz Türk vatandaşlarımızın dışında bir de ilimize gelen mültecilerle Suriye'deki iç karışıklıktan dolayı kaçarak yurdumuza gelen Suriyeli misafirlerimiz var. Bu misafirlerde geçici koruma kapsamında Suriyeliler. Bu kişilere de biz aynı hizmeti veriyoruz. Çünkü bu mülteci ve diğer Suriyeli misafirlerimiz ilimize geldiklerinde ev bulmaları biraz tabii hemen sıkıntı oluyor. İlk etapta bulamıyorlar. Onların barınma sorununu daha kalıcı şekilde çözene kadar biz otelimizde bu hizmeti onlara da veriyoruz. Daha sonra ev bulunduğu takdirde kendilerine bunu da yine biz araştırıyoruz. Onları da evlerine yerleştiriyoruz daha sonra. 2015 yılı içerisinde 650 kişinin faydalandığı Kimsesizler Oteli'nde kalmak için ise gerekli şartlar var. Bu hizmetimizden ihtiyaç sahibi evsizler yararlanabiliyorlar ama bundan tabii yararlanmak için öncelikle maddi durumları vakfımız tarafından araştırılıyor. Yani kendi imkanı olan vatandaşlar bu hizmetten yararlanamamakta. Fakat maddi durumu zayıf olan, evsiz olan herkes yararlanabiliyor şu anda. Evet, evsiz olan herkes yararlanabiliyor sevgili seyirciler. Sizler de bu konuda duyarlı olabilirsiniz. Sivas Valiliğini arayabilirsiniz böyle bir durum olduğunda ya da 155 polis hattını arayıp durumu bildirebilirsiniz. Evsizler Oteli'ne yerleştiriliyorlar. Soğuklarda üşümesinler diyelim. Efendim, tatil geliyor öğrencilerimiz için. Okul öncesi ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan Türkiye'de 17,5 milyon öğrenci Cuma günü tatile girecek. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 17,5 milyon öğrenci ve 985.362 öğretmen Cuma'dan itibaren yarı yıl tatiline başlayacak. Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı 8 Şubat pazartesi başlayacak ve 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Ayrıca bakanlıkta görev yapan 985.362 öğretmen de yarı yıl tatil yapacak. Berna. Geldim. Ali.
İkinci dönem 8. sınıf öğrencileri TEOG kapsamında 27-28 Nisan'da ortak sınavlara girecek. Mazeret sınavları da 14-15 Mayıs 2016'da gerçekleştirilecek. Kamplarda 80 bin, devlet okullarında 70 bin, şehirlerdeki geçici eğitim merkezlerinde 165 bin olmak üzere toplam 315 bin Suriyeli öğrenci de yarı yıl tatiline girecek. Üniversite maratonu başlayacak. Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması yüksek öğretime geçiş sınavı 13 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacak. İkinci aşama lisans yerleştirme sınavları 18-19 Haziran ve 25-26 Haziran'da 5 oturumda gerçekleştirilecek. Efendim 17,5 milyon öğrencimiz dedik tatile girecek. Tabii yarın karneler alınacak çocuklarımız için, öğrencilerimiz için önemli bir gün yarın. Tabii bunun yanında velilerimiz için de önemli. Zayıf getirecek olanlar var, takdir alacak olanlar var öğrencilerimiz arasında. Peki öğrencilerimize, çocuklarımıza nasıl davranmalıyız? Aile uzmanı ve psikolog Betül Ürgüp'le konuşacağız bunları. Efendim hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tabii önemli bir gün çocuklarımız için. Evet, bizim kesinlikle. Zamanımızda da önemliydi, şimdi de çok önemli. Çocuklar neler yapmalı tatilde? Öncelikli olarak oradan başlayalım. Daha sonra ailelerimize önerilerinizden devam edeceğiz. Tabii. Bu tatil süreci aslında çok da abartılmaması gerekti diye düşünüyorum. Ne bu süreç eksiklerin kapatılması, ders çalışma süreci olarak görülmeli, ne de çok abartılı tatillerin yapıldığı, daha sonra okula uyum zorlaştırıcı bir tatil süreci olarak görülmemesi gereklidir. Bu dönem çocuklara verilmiş olan bir dinlenme sürecidir. Bu tabii ki karnesi iyi olan çocuklar için de geçerli. Ders notları tatmin edici düzeyde iyi olmayan çocuklar da olabilir. Onlar için de bu süreç aynı şekilde dinlenerek ve bir miktar belki gezilerek, tabii ki biraz eğlenceye de zaman ayrılabilir. Biraz daha bunlara yönelik faaliyetlerle geçirilmeli diye düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ödev verilmemesi konusunda uyarıda bulundu zaten. Yazı da gönderdi, bilgi gönderdi. Evet, çok bununla güzel. İlgili çocuklarımıza 15 tatilde, sömestr tatilinde ödev verilmeyecek sevgili seyirciler. Tabii notları düşük olan öğrencilerimiz olacak. Evet. Onlar neler yapmalı? Veliler nasıl davranmalı? Tabii çok başarılı öğrencilerimiz de var. Onları da ödüle boğmak doğru olur mu? Evet. Nasıl yorumluyorsunuz siz? Şöyle söyleyelim. Aslında karne biraz daha doğru okunmalı diye düşünüyorum. Bu bir sonuç değildir. Bugün şimdi baktığımız zaman bizler yetişkinlik yaşantısında herhangi bir işe başlarken, bir iş başvurusunda bulunurken bizim ilkokul döneminde, lise döneminde aldığımız karne notlarının çok da önemi yok. Artık bunlar üzerine konuşmuyoruz. Bu yüzden karne bir sonuç değil. Yalnızca bir araçtır başarıya giden yolda. Bir şeyleri göstermeyi, sergilemeyi amaçlar. Yani çocuk hangi konularda iyi, hangi konularda bir miktar yetersiz. Bu konuda çocuğun üzerine ne düşüyor, ailelerine düşüyor ve okula ne düşüyor. Bunları anlayabilmek için doğru okumamız gereken bir yoldur aslında. Hani doğru anlaşılması gerek bu anlamda diye düşünüyorum. Ders notu kötü olan çocuklarla ilgili olarak bu çocukları aşağılamak, kınayıcı sözler söylemek, başkalarıyla kıyaslamak çok doğru değil. Evet. Bu kişilik gelişimine çok ağır bir hasar bırakacaktır, mutlaka zarar verecektir çocuklara. Gerek psikolojik anlamda, gerek başarı motivasyonlarını kırma anlamında. Bu çocukları cezalandırıcı bir tutum sergilemek yerine problemin nereden kaynaklandığı özellikle bu tatil sürecinde çok iyi anlaşılmaya çalışılmalıdır. Yani çocuğun ders çalışma anlamında bir motivasyon eksikliği mi var, herhangi bir dikkat eksikliği ya da özel öğrenme güçlüğü mü var ya da okulla ilgili bir problem mi var? Bunlar bir anlaşılmalı. Yani ders başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin anlanması çok önemlidir. Onun dışında bir ders çalışma programı, bir planlama yapılabilir bu süreçte ama dediğim gibi çocukları çok fazla özel derslere, işte hadi bakalım bunu telafi edelim diye tatile böyle bir çalışma içerisine girilmesi çok uygun değildir. Başarılı çocukları da sordunuz. Onlara gelecek olursak başarılı çocuklarda da evet çok aşırı bir ödüllendirme olmaması lazım. Burada bir miktar ödüllendirme olabilir fakat çocuğun yaşına uygun yapıcı ödüller seçilmeli. Mesela ilkokul dönemindeki bir çocuğa eğer iyi bir karne getirdiyse yapboz tarzı, böyle teleskop falan gibi eğitici, evet yani teknolojiye bağlı ya da evdeki oyuncağın bir üstü değil de çocuğu geliştirebilecek yönde olabilir. Tabii artık ergenlik döneminde oyuncak falan söz konusu olmaz. Burada geliştirici kurslar, yeni hobiler edinmesine yönelik eğitimler falan bu tarz şeyler planlanabilir diye düşünüyorum. Peki son olarak çok gelen sorulardan bir tanesi de şu yönde. Sömestr tatilinde çocukların bilgisayar ortamına, işte bilgisayarlara, telefonlara yönelmesi, oyunlarla iç içe olması, internete çok sık girmesi. Bunun önlenmesi için aileler neler yapabilir?
Aslında en başta yapılması gereken şey çocuğun buna çok fazla alışkanlık haline getirmemesi. Çünkü bu artık bir bağımlılık haline aldı ve literatürde de bir rahatsızlık olarak neredeyse geçiyor. Bu anlamda çocuğa yardımcı olmak istiyorsak aile öncelikle çocukla bir anlaşmaya varmalıdır. Yani bir gün içerisinde ne kadar bilgisayar başında durulmalı ya da tablet, buna benzer vesaire tür teknolojik aletlerin başında. Bununla ilgili bir anlaşmaya varıldıktan sonra bu konuda ailenin de tutarlı olması lazım. Mesela örnek veriyorum, günde bir saat. Tabii ki bu süre çok olabilir. Yani bu kişiden kişiye değişebilir. Çocuğun alışkanlığını da göz önünde bulundurarak bunun düzenlenmesi lazım. Bir saat anlaştıysa 45 dakika sonra bunu hatırlatmalı ve bir saat sonra mutlaka o bilgisayarın başından kalkması sağlanmalıdır. Yani burada ailenin de bir kararlı ve tutarlı bir tutum içerisinde olması çok önemli. Bunun dışında notlarla ilgili olarak son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Bunu da ekleyeyim. Bunu lütfen. Atlamış oldum. Ben şunu söylemek istiyorum. Akademik başarı biraz fazla abartılmaya başlandı bizim ülkemizde. Bunu mutlaka burada belirtmek istiyorum. Bizler hiçbir zaman CV'si çok iyi olsa bile kişilik özellikleri doğru gelişmemiş, güven duymadığımız, iyi anlaşamadığımız bireylerle çalışmak istemeyiz. Hiçbir konuda tercih etmeyiz. İş anlamında, başka konularda olsun. Bu yüzden çocuklarının tabii ki akademik başarısı da önemli ama bu yönlerini de geliştirmeye biraz katkı sağlamaları gerek diye düşünüyorum. Bu da tabii ki teknolojik şeylerin başında çok fazla zaman geçirerek olmayacaktır. Bunları azaltırken mutlaka onlara yeni kaynaklarda tanınması gerekiyor. Yani yeni ilgi alanları, zamanlarını kullanabilecekleri yeni şeyler bulunması gerekli diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, velilere ve öğrencilere karne uyarılarında bulunduk. Başarılı olanları çok hediyeye boğmuyoruz. Tabii zayıf olanları da çok fazla ezmiyoruz sevgili seyirciler. Bültenimize devam edelim. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı meydana gelen ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları ile ilgili derlediği bilgileri paylaştı. İlimiz sınırları içerisinde 2015 yılının ilk 11 ayında meydana gelen kazalarda toplam 52 kişi hayatını kaybetti. 3291 kişi ise yaralandı. Sivas'ta 11 ayda 52 kişi trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, ilil meydana gelen ölümlü yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları ile ilgili elde ettiği sayısal verileri kamuoyuyla paylaştı. Kazaların önemli bir kısmının dikkatsizlik dolayısıyla meydana geldiği Sivas'ta korkutucu tablo yürekleri dağladı. Sivas Karayolu sınırları içerisinde 2015 yılının Ocak-Kasım dönemleri arasında toplam 1526 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti. 3291 kişi ise yaralandı. 11 ayda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ise 1512 olarak açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan derlenen bilgilere göre 2015 yılının ilk 11 ayında Türkiye'de toplam 376.379 adet kaza meydana geldi. Ölümlü kaza sayısının 2912 adet olduğu ülkemizde yaralanmalı kaza sayısı 165.370, maddi hasarlı trafik kazası ise 208.097 adet kaydedildi. Türkiye'de 2015 Ocak-Kasım ayları arasında meydana gelen kazalar neticesinde 3580 kişi hayatını kaybetti. 283824 kişi de yaralandı. Efendim Sivas'ta her geçen gün çıkılmaz bir hal alan trafik ve otopark sorunu için Sivas Belediyesi harekete geçti. Sivas Belediyesi encümen toplantı salonunda bir araya gelen ilgili birimlerin müdürleri Sivas'taki trafik sorununu çözmek için belediye trafik komisyonunu kurdu. Peki belediye trafik komisyonu ne işe yarayacak? Haberimizden istiyoruz. Düşünmemiz gerekir derken bunu kastediyorum. Sivas İl Merkezi'nde her geçen gün artarak devam eden trafik ve otopark sorununu çözebilmek için Sivas Belediyesi bünyesinde Trafik Düzenleme Komisyonu kuruldu. Sizlerin düşüncesi farklıysa onlarla tartışabilirsiniz. Ama sizler de benim gibi düşünüyorsanız buna göre programımızı yaparız. Belediyeliğiyle yapılan yol, kaldırım, otopark, altyapı ve çevre düzenlemesi gibi geniş bir yelpazeye sahip hizmetlerin sunulması noktasında ilgili birimlerin müdürleri ve başkan yardımcılarını bir araya getiren komisyon, karşılıklı görüş alışverişi ve istişareye dayalı olarak zaman zaman konunun uzmanlarının da desteğiyle çalışmalarını sürdürecek. Haftada bir toplanması planlanan komisyonun ilk buluşması Belediye Başkanı Sam Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Encümen Toplantı Salonu'nda düzenlenen komisyon toplantısına Başkan Yardımcıları Abdurrahim Ceyhan, Hasan Karaman, Mehmet Muazzun, Fen İşleri Müdürü Ali Zorlu, İmar ve Şehircilik Müdürü Erol Genç, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Kaynar, Plan ve Proje Müdürü Oğuz Akkoyun ile Toplu Taşıma Koordinatörü Erdoğan Yuvacı katıldı. Geldiği yerde arkada trafik sıkışıyor. Komisyonun amacından bahseden Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, trafik sorununa kalıcı çözümlerin üretilmesi ve yeni yapılacak bölgelerdeki düzenlemeleri komisyondan çıkan kararlar doğrultusunda hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti. Trafik master planına kadar da gitmeli. Hatta bu komisyonla da sınırlı kalmamalı. Diğer bu işi bilen uzmanlardan, şeylerden de gerekli. Gördüğümüz zaman komisyona davet ederek onların da düşüncesini, görüşünü alarak yani güzel bir çalışma ortaya çıksın diye bu komisyonu kurduk. Bu komisyon inşallah hayırlara vesile olur. Güzel çalışmalar ortaya. Komisyonun verimli çalışmalar yapacağına inancını dile getiren Başkan Aydınsa, biz burada alacağımız kararlarla yaptığımız çalışmaları kalıcı bir hale kavuşturacağız dedi. Böyle bir komisyonun ben çok verimli olacağını düşünüyorum. Biz bu şekilde inşallah yaptığımız çalışmaları kalıcı bir hale kavuşturmuş olacağız. Buradan çıkan ulaşımla ilgili kararlar da uygulamaya konulacak. İnşallah Sivas'ın trafiğini istenilen düzeye, istenilen seviyeye bu şekilde getirmiş olacağız. Konuşmaların ardından şehrin muhtelif bölgelerine yerleştirmesi planlanan yeraltı çöp konteynerleri, şehir içi yön levhalarının yeniden düzenlenmesi, yol çizgi çalışmaları, toplu taşımada yapılacak yeni düzenlemeler, trafiği rahatlatacak hususlar ve otopark sıkıntısına çözüm getirecek hizmetler masaya yatırıldı. Efendim Sivas Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Şehir İnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kişilikler Projesi kapsamında Ahmet Süheyl Ünveri Anma Programı düzenledi. Şemsi Sivas İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen programda Avukat Haluk Çağdaş ve Ahmet Süheyl Ünver'in öğrencisi araştırmacı yazar Müjgan Üçer Ahmet Süheyl Ünver'in hayatını anlattılar. Onun için onun konuşmasına daha büyük değer izafe ediyorum. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Şehir İnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kişiler Projesi kapsamında düzenlenen anma programlarının bu haftaki konusu Ahmet Süheyl Ünver'in hayatıydı. Ek görev olarak da Mektebi Sanayi Hekimliği'ni düşünmüş. Şemsi Sivas İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen anma programına Sivas Valisi Halim Barut, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Türk Dil Kurumu üyesi Profesör Doktor Recep Toparlı, Sivas KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç, il protokol üyeleri ve lise öğrencileri katıldı. Haluk Çağdaş hocamız programda konuk olacaklar. Şehrimizin mümtaz şahsiyetlerindendir. Her zaman yararlanırız. Programda açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Ahmet Süheyl Ünver'in Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek açıklamada bulundu. Bugün anmış olduğumuz ve onu anlamaya çalışacağımız merhum Süheyl Ünver hocamız Türk kültürünün detaylarını keşfetmiş, keşfetmekle kalmamış, bu detayları geleceğe yani bizlere aktarmayı başarmış bir insandır. Açılış konuşmasının ardından söz alan Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Avukat Haluk Çağdaş, Ahmet Süheyl Ünver'in hayatını anlattı. Buradan mezuniyetini takip, yatılı olarak Mektebi Tıbbiye'yi askeriyeye kaydolur. 17 yaşını henüz ikmal etmiştir. Ne ki onun askeri tıp öğrenciliği ancak bir sömestr devam eder. Bilahare Mektebi Tıbbiye'ye kaydını yaptırır. Program Ünver'in hayatının derlendiği video gösterimiyle devam etti. Sonrasında söz alan araştırmacı yazar Müjgan Üçer, Ahmet Süheyl Ünver'le yaşadıkları anılarını anlattı. Hocamız geldi, çok farklıydı diğer hocalarımızla. Süheyl hocamız imtihan yapmazdı, derste yoklama yapmazdı. Derdi ki iyi hoca, talebeyi göndermez, ona etkili olur, ona tesir eder ve onu iyi şeylere yönlendirir derdi. Biz ondan çok şey öğrendik ve hocamızın
derslerinden sonra bana dedi ki, talebelerim sırasında beni üniversite kadrosuna almayan çalıştım. İki sene tıp tarihi ve gerontoloji kürsüsünde çalışarak, okuyarak mezun oldum. Hatta mezun olduğum zaman asistan kalmamı istedim hocam. Efendim, hava sıcaklığının ilimizde günden güne düşmesi üzerine Sivas 58 Kadın Girişimciler Derneği sokakta yaşayan kediler için kedi barınak evleri yaptırarak tek tek sokaklara yerleştirdiler. Yapılan bu projeye vatandaşların destek olmalarını isteyen dernek başkanı Asuman Tuz, kedi barınak evlerinin önüne yiyecek ve su bırakılmasını istediler. Sivas 58 Kadın Girişimciler Derneği, Sivas'ın sokak kedilerinin dondurucu soğuktan etkilenmemesi için kedi barınak evleri yaptırarak merkezdeki muhtelif sokaklara yerleştirdi. Hava sıcaklığının günden güne düşmesi ve kedilerin soğuktan donmalarını önlemek ve düzenli yemek yemeleri için Sivas 58 Kadın Girişimciler Derneği tarafından yapılan çalışma Sivas'ta da ilk oldu. Dernek Başkanı Osman Tuz, yaptıkları proje hakkında mikrofonlara açıklamada bulundu. Ağzı dili olmayan, kendini ifade edemeyen, sadece insanların güzel duygularıyla hayatta kalabilen biz kedilerimiz için kedi barınaklarını, kedi evlerini düşündük. İstiyoruz ki Sivas'ta bu proje ilk olsun ve bu projeyi tüm Sivaslılar sahip çıksın, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin sadece kendilerini düşünen değil, çevrede yaşayan tüm hayvanlarımızın, canlılarımızın da varlığı için çalışsın, çabalasınlar istiyoruz. Yapılan bu proje sonrasında vatandaşların da duyarlı olup bu barınakların önüne yiyecek ve su konulmasını isteyen Başkan Asuman Tuz, isteyenlerin de karton ile barınak yaparak bu projeye destek olmalarını beklediğini söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü. Evde pişirmiş oldukları, annelerinin yapmış oldukları yiyeceklerden sadece bir lokma eğer onlara ikram edebilirlerse ne mutlu bize diyoruz. Doğayı seven, insanı seven, çevreyi seven gençlerimizin olması için biz öncülüğünü yaptık. Tüm Sivas'a da buradan sesleniyoruz. İlla bu şekilde yapılmış olması gerekmiyor. Karton kutularla da kendilerine kedi evleri ya da hayvan barınakları oluşturabilirler. Ellerinden geleni yapabilirler. Sonrasında açıklama yapan Sivas 58 Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sül'ün gerçekleştirilen bu projeye vatandaşların destek olmalarını ve çocukların kedi barınaklarına yiyecek koymalarını istedi. Yaşam alanlarımızın genişlemesiyle birlikte hayvanların yaşam alanları daraldı. Özellikle kedilerin. Biz de bu gerçeği gördük. Büyük kentlerimizde var. Sivas'ta bu büyük bir eksiklikti. Şimdi inşallah 5 tane olarak başladık. Bunun devamı gelecek. Ben Sivas halkından ricam, özellikle çocuklardan istiyorum bunu hayvan sevgisi için. Lütfen kedi evlerini destekleyelim. Şöyle ki evimize artan yiyeceklerimizi kedilerle paylaşalım. Kış günleri bilhassa kediler eğer beslenemezlerse 6 saat içerisinde ölüyorlar. Özellikle kış günlerinde. Lütfen bunu unutmayalım. Biz halkımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Sonrasında vatandaşlar ve çocuklar 4 Eylül TV mikrofonuna bu projeyi beğendiklerini belirterek açıklamada bulundu. İnsanları değil de yani hayvanları da sevmek lazım. Bunu ferdi olarak bizlerin değil, bunu yerel yönetimlerin yapması ve bu tür etkinliklerin yerel yönetimlerin yapması daha uygun. Herhalde bildiğim kadarıyla bir köpek barınağı olduğunu biliyorum Sivas'ta, yanlış hatırlamıyorsam. Evcil hayvanlarla ilgili böyle barınaklar sokaklara yapılsa, parklara yapılsa daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Komşuma da teşekkür ediyorum bu duyarlı davranışından dolayı. Biz evden kedilere yemek getireceğiz, besleyeceğiz onları, büyüteceğiz. Emin ellerde onlara sahip çıkacağız, kendi kedimiz gibi. Artık onlar bizimle yaşayacak. Yer var değil mi sizde? Var var. Efendim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şubat ayında gerçekleştireceği 30 bin öğretmen ataması için başvurular 2-8 Şubat günleri arasında alınacak. Bir tuşa basarak atama işlemini yaşadık. 10 bin tane arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı Şubat ayında gerçekleştireceği 30 bin öğretmen ataması için tarihleri oluşturdu. Atamamız gerçekleştirdiğinde öğretmenlerimiz böyle bir yere başvuracaklar.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre öğretmen ataması için başvurular 2-8 Şubat günleri arasında yapılacak. Eğitim kurumuna atama 11 Şubat, yetiştirmek üzere aday öğretmenlerin ilk tercih başvuruları 15-18 Şubat, aday öğretmenlerin yetiştirilmek üzere il emrine atamaları 19 Şubat'ta yapılacak. İl emrine atananların görev yerlerinin valiliklerce belirlenmesi için son günde 25 Şubat olarak belirlendi. Efendim, Sivas Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre kronik rahatsızlığı olan ve birçok ilacı bir arada kullanması gereken hastaların tedaviye uyumunu artırmak ve istenilen tedavi hedefine ulaşılabilmesi amacıyla Sivas Mumuni Hastanesi'nde akıllı ilaç polikliniği açıldı. Sivas Numune Hastanesi'nde akılcı ilaç polikliniği açıldığı bildirildi. Ecel olması için tamamen bitmesi gerekiyor. O anlık bir tane alayım da bütün şikayetim bitsin olmuyor. Olmuyor yani. Düzenli bulmak bitmemiz gerekiyor. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre kronik hastalığı olan ve birçok ilacı bir arada kullanması gereken hastaların tedavi uyumunu artırmak ve istenilen tedavi hedefine ulaşabilmesi amacıyla akılcı ilaç polikliniği hizmete girdi. Bu zaten kolesterolün için kullanmanız gereken bir ilaç. Bütün ilaçlarımızı her gün aynı saatte düzenli olarak almamız gerekiyor. Tedaviyi düzenleyen doktorların yönlendirmesiyle polikliniğe gelen hastalara kullandıkları tüm ilaçların etkileşimleri ve ilaç besin etkileşimleri anlatılıp ilaç takip çizelgesi oluşturuluyor. Evet, anladım. Tedavi düzenliyorsa belki de şu 3 ilaçtan biri çıkacak tedaviden. Anladım. Yani mesela 3 tane diyabet ilacı kullanıyordu. Baktık her şey yolunda gidiyor. İlaç azaltılabilecek. Evet. Hastane eczacısı Rukiye Gözel, yeni açılan akılcı ilaç polikliniğinin amacının birden fazla ilaç kullanan kişilerin ilaç saatlerinin düzenlemesi olduğunu belirtti. Hizmet olarak şöyle açıklayabiliriz. Doktorlarımızın yönlendirmesiyle gelen hastalarımız, kronik hastalığı olan, birçok ilacı bir arada kullanan hastalar bunlar. İlaçları nasıl kullanacaklarını, hastalarımıza aç, tok, belirli saatlerde nasıl kullanacaklarını ilaç takip çizelgesi oluşturarak bilgilendiriyoruz hastalarımızı ve hastalarımızın ilaçlar arasındaki bütün etkileşimlere bakıyoruz. Hastalarımızın ilaçları ve besinler arasındaki etkileşimlere bakıyoruz. Bu konuda hastalarımızı bilgilendiriyoruz. Gözel polikliniğe ne tür hastaların geleceği bilgisini de paylaştı. Genelde doktorumuzun uygun gördüğü kronik hastalığı olan birkaç ilacı polifarmasi görülen hastalarımız, yani birçok ilacı bir arada kullanan hastalarımız gelecek. Hasta çok ilaç kullanıyor, birkaç doktora gidiyor, birkaç branşa gidiyor. Her doktor birbirinden haberdar olmayabiliyor. Zaten doktorun vakti de yetmiyor bunu araştırmaya. Biz sadece bütün kullanılan ilaçları bir arada derleyip aralarında etkileşim var mı, hangisini hangi saatte alacak, sadece düzenleme yapıyoruz. Aç tok nasıl kullanacak? Hastayı bilgilendiriyoruz. Efendim, Sivas Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası bünyesinde üye olan berberlere ve kuaförlere ferdi kaza sigortası yaptırıldı. Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası'nın üyeleri için düzenlediği Antalya günübirlik geziye katılanları taşıyan otobüslerden birinin kaza yapması sonucunda 13 berber hayatını kaybetmişti. Bu elim kazadan sonra Sivas Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi kendine bağlı üyelerini ferdi kaza sigortası kapsamına aldırdı. Sivas Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Şeker oda binasında basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısına Sivas Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve esnaflar katıldı. Düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan Başkan Şeker, 2014 yılında yaşanan kazayı hatırlatarak böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti. Bizler Berberler ve Kuaförler Odası yeni yönetim, denetim kurulu olarak yine yeni bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere geçen yıl 2014 yılında Afyon'dan Antalya'ya fuara gitmek üzere Afyon Berberler ve Kuaförler Odamızın üyeleri bir elim trafik kazası geçirmişti. Bu kazada 13 kişi hayatını kaybetmiş, birçok meslektaşımız da yaralanmıştı. Bu bize bir ibret vermesi lazım, bir örneklik teşkil etmesi lazım açısından düşünerek tüm yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarımla birlikte ne yapabilirizin düşünürken bir proje aklımıza geldi ve biz dedik tüm berber ve kuaför üyelerimizi ferdi kaza sigortası yaptıralım diye bir arkadaşlarımla istişarede bulunduk ve bu kararı aldık.
Sözlerini sürdüren Ömer Şeker, olası kaza durumunda sigortanın devreye girip tazminat ödeyeceğini belirtti. Her tür kazada hayati mesela hayatını kaybeden üyelerimizin geride kalanlarına bir tazminat vermek üzere veya da kaza geçirdi, yaralandı, mesleğini icra edemez hale geldi. Onlara da yine tazminatını verecektir kendileri. Konuşmasını sürdüren Şeker, ferdi kaza sigortasını hiçbir üyeden ücret almadan yaptırdıklarını belirterek üyelerine sigortanın hayırlı olmasını diledi. Koru sigortayla sözleşme imzalayarak tüm berber ve kuaför üyelerimizi, yani odamıza bağlı olan tüm üyelerimizi aslında ferdi kaza sigortası yaptırdık. Kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bunu yaparken de tüm üyelerimizden hiçbir ücret falan talep etmeden odamızın kendilerine bir hediyesi olarak yaptırdık. Efendim, Sivas'ta özel bir okul öğrencileri tarafından yapılan 1. Koridor Resim ve El Sanatları sergisinin açılışı bugün gerçekleştirildi. Öğrencilerden anlamlı bir etkinlik. Özel okul öğrencileri kendi elleriyle yapmış oldukları 1. Koridor Resim ve Sanatları sergisini açtı. Özel bir okulun koridorunda gerçekleştirilen açılış törenine okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Program açılış kurdelesinin kesimiyle başladı. Resmiyen makası var herhalde işte. Hocam kesin. Ardından idareciler, öğretmenler ve öğrenciler 1. Koridor Resim ve Sanatları sergisini gezerek bilgiler aldı. Görsel sanatlar öğretmeni Emine Aydın duydu. Sergi hakkında bilgiler vererek sözlerine şöyle devam etti. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal açıdan gelişimlerini sağlamak, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ön plana çıkarmak, bir nebze de olsa sınav streslerinden, ders stresinden uzaklaştırmak amacıyla çalışıyoruz. 40 dakika bir sanat dersi için yeterli değil ama bu süreyi verimli geçirdiğimizi düşünüyorum. İkinci dönem inşallah daha büyük bir sergi açacağız. Efendim, Türk Derneği Dermatoloji üyesi Meltem Önder, ıslak mendillerdeki alkol ve parfümün alerjik reaksiyonlara yol açarak ciltte kızarıklık yaptığını belirterek dökülmelere yol açtığını söyledi. Türk Dermatoloji Derneği üyesi Profesör Doktor Meltem Önder, ıslak mendillerdeki alkol ve parfümün alerjik reaksiyonlara yol açarak ciltte kızarıklık, ödem, bakteri ya da döküntüye yol açabileceğini belirtti. Önder yaptığı açıklamada alerjik reaksiyonlara yol açan ürünler arasında kozmetiklerin önemli yer tuttuğunu, cilt sağlığının korunması için bunların kullanımında seçici olunması gerektiğini söyledi. Özellikle bebek ve çocuklar için kullanılan ürünlerde dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Önder, ıslak mendil kullanımında dikkatli olunmalı. Çünkü bunlar yüksek miktarda parfüm ve alkol gibi dezenfektanlar içerebiliyor. Yüksek miktardaki alkol ve parfüm, ciltte kızarıklık, ödem, kabartı, su toplanması ya da döküntü gibi çeşitli alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor bilgisini verdi. Bunların yerine bebeklerin temizliği için ılık su kullanılmasını öneren Önder şöyle devam etti. Temizlik koton ya da pamuklu bezle yapılmalı. Özellikle ağız ve göz çevresi temizlendiğinde dikkatli olunmalı. Hele ki egzaması olan çocuklarda bu ihmal edilmemeli. Genital bölge ve kalça temizliğinde idrar ve kullanılan mendillere bağlı pişikler olabiliyor. Burada da ıslak mendil kullanılmamalı. Efendim, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaymakamlık tarafından Aşık Veysel Korosu kurulacak sevgili seyirciler. Şarkışla Kaymakamı Akif Bektaş yaptığı açıklamada uzun ve şairleriyle ön plana çıkan Şarkışla'nın değerlerine sahip çıkılması gerektiğini belirterek koro için yapılacak olan başvuruların değerlendirileceğini söyledi. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaymakamlık tarafından Aşık Veysel Korosu kurulacak. Ben
Şarkışta Kaymakamı Akif Pektaş yaptığı açıklamada Ozan ve şairleriyle ön plana çıkan Şarkışta'nın değerlerine sahip çıkılması, ilçenin tanıtımı ve ilçenin turizme kazandırılabilmesi için bir takım çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Bu kapsamda Aşık Veysel Korosu kuracaklarını belirten Kaymakam Pektaş, kurulacak koro için müracaatlar başladı. Anadolu'nun bağrında yer alan Şarkışla nasıl anlatılır, nasıl tanıtılır dediğimizde Ozanlar Diyarı, Aşıklar Diyarı diye biliniyor. Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel'den Sefil Selimi'ye kadar pek çok gönül insanının yetiştiği topraklar burası. Bu topraklardaki bu insanların bıraktığı değerleri yaşatabilme adına biz de ilçe kaymakamlı olarak bir şeyler yapmak istedik. Bunun için de bir koro kurmayı planlıyoruz dedi. Şarkışta Kaymakamı Pektaş, başvuruların değerlendirilmesinin ardından koronun hayata geçirileceğini belirtti. Efendim, Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrol uygulaması sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrol uygulaması sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 5 kilo 100 gram esrar bulundu. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece Gürün ilçesi Bahçeçi köyü yakınlarında Malatya-Kayseri D300 karayolu üzerinde yol kontrol ve araştırma çalışması yaptı. Kontrol sırasında Malatya'dan Bursa istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü durdurularak narkotik arama köpeği Geçim'in yardımıyla arama yapıldı. Aramada otobüsün bagaj bölümünde gizlenmiş şekilde bulunan sırt çantası içinde 5 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı. Efendim, bültenimize spor haberleri ardından paramızın ve havamızın durumuyla devam ediyoruz. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Eskişehirspor'u ağırlayacak olan Medicana Sivasspor, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk nezaretinde gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. Açma germe hareketleriyle devam eden antrenman 5-2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmana sakatlığı nedeniyle tedavi gören Burhan Eşer, Mehdi Taoil ve Erkan Kaş katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Atıf Şeyşu ile Combo ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta sonu evinde oynayacakları Eskişehirspor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tabii ki çok önemli bir haftaya hazırlandığımızı söyledik. Biraz şartlar da zorluydu. Kar yağdı biraz. Bir gün karda çalıştık. Dün güzeldi, bugün biraz yine soğuk ama hafta sonuna kadar böyle olacak. Maç ortamı da aşağı yukarı buna yakın olacak. O yüzden belki iki takım için de bildiği havalar çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyoruz. Bu maçın tabii ki hiçbir anlamda bizim açımızdan telafisi olmadığını düşünüyoruz. Kendi sahamızda oynadığımız bir maç. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Burada tabii ki bizim takımımızın isteği, arzusu çok önemli. Bunun yanında seyircimizin de gelip stada bize destek vermesi çok önemli olacak. Bunun altını bir daha çizmek istiyorum. Bu hafta bizim için çok önemli ve çok özel bir maç. Ve ligdeki gidişatımızı direkt olarak etkileyecek bir maç. O yüzden seyircimizin de gelip bizde bir bütün olmasını istiyoruz. Biz oyuncularımızla birlikte elimizden gelen en fazlasını yapmaya çalışacağız. Tabii ki rakip için de çok zorlu bir karşılaşma. Onlar da direnç gösterecektir ama dediğim gibi bu hafta bizim için çok önemli. Bundan sonra milli takım arası var. Yeni gelen oyuncularımızın adaptasyonu, tam olarak fizik yeterliliklerini yakalama adına elimizde de böyle bir şans olacak. O yüzden bu haftayı kazanıp milli takım arasına girmek istiyoruz ama çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Rakibimizin durumunu biliyoruz. Ama dediğim gibi takımımıza, özellikle taraftarımızın desteği, onlarla birlikte kenetlenirsek inşallah güzel bir gün yaşayacağız.
Bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saat 19.45'te 4 Eylül TV Ana Haber Bülteni ile karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın efendim.